Allah'ım, koskoca İstanbul'da Alya'yla aynı restorana denk gelmek nedir ya? Böyle bir şans olabilir mi? Yani maşallah size de. Ben bütün gün böyle evde yatıp uyuyayım, mayışayım. Siz gidin her şeyi yaşayın benim yerime de. Vallahi bir gün bu Engin meselesi yüzünden kalpten gideceğim. Hiç ilgilenmiyorsunuz benim derdimle. Ay Fatoş, aşk olsun ya. Yıllardır ilgileniyoruz kızım seninle. Ayrıca bir şey söyleyeceğim ya. Yalan söylerken bize mi sordun? Çenen durmuyor, çenen. Ali arıyor. Alo? Fatoş, doğru düzgün konuşamadık da anlayamadım da ne oluyor, merak da ettim. Bir yüz yüze konuşsak mı? Tabii olur. Ne zaman istersen. Şimdi hemen mesela. Neredesin? Evdeyim. Tamam, sen bana konum at, atlayıp geliyorum. Tamam oldu, atıyorum. Hadi görüşürüz. Ay ya, buraya geliyor konuşmaya. Ay ya, bu geliyor. Ay kızlar, kalkın kalkın şunları toparlayalım, bir şey yapalım. Ya buraya ev rezil halde. Asuman kızım, onlar bohem insanlar. Öyle çok sevmezler derli toplu evi. Hatta bence biraz daha dağıt. Aslı kesek alaylayacak beni. Sen nasıl pis, nasıl adi bir yalancısın diyecek, suratıma tükürecek. Ya Fatoş, Allah aşkına ne yaptın, suratına tükürülecek? Yani ayrıca kusura bakma, destek olmak isterdim ama yeterince yorucu bir gün geçirdim. Hiç misafir ağırlayamayacağım. Hala da oturuyor. Kalksana kızım. Ay Allah'ım, ben ne yapacağım? Kahve çok güzel kokuyor ya. İthal mi bu? Sevdin mi? Vereyim sana. Ablama gittim. Bulut'u görmeye. Bundan sonra her gün uğrayacağım. Çok sağ ol Deniz. Bulut'u yalnız bırakmamamız lazım. Biliyorsun ben geçmişteki hikaye yüzünden pek gitmek istemiyorum öyle. Biliyorum abi. Yani nişanlandınız, ayrıldınız. Bitti gitti. Ama küçükken de görüyordum. Şimdi daha net görüyorum. Yani ablamla siz olmazdınız abi. Demet Hakan'ın etkisi altında çok kalıyor. Asıl çıbanın başı Hakan. Yoksa bizim aileyle sizin aile arasına bugüne kadar hiçbir şey girmedi. Bizim ailemiz, sizin aileniz yok. Biz tek bir aileyiz. Benim Demet'le nişanım bozulduğunda bile kimsenin kimseyle arası kötü olmadı. Tabii ama boşanmanızı bütün aile onaylamıştı. Demet benim ablam. Ama hiçbir hareketini tasvip etmedim. Sen nasıl oldun? İyi yani. Daha iyi günlerim olmuştu. Beni hayata bağlayan bir şeyle karşılaşınca böyle dört kolla sarılıyorum. Ama çok acayip olay ya. Yani ben hayatta bu kadar komik, saçma bir şey duymadım. Abi çok komik değil mi? Ya insanların böyle birbirini tanıyor olması falan. E hayat da seni sıkıştırmış. Çıkamıyorsun oradan. Ama niyetin iyi, ben seni görüyorum. Ay Ayla, zaten gerçekten ben Engin'i kandırmak niyetinde değildim. Vallahi bak. E yani Fatoş şimdi bir sürü yalan söyledi Engin'e. Kendini nasıl aklayacak bu kız? Vallahi kızlar, bizim bunu bir şekilde Engin'e anlatmamız lazım. Yani. Ama anlatsak da ben seni seveceğine inanıyorum. Ya para pulla ilgili kısımda yalan var sadece zaten. Tamam kız, yardım edeceğim ben sana. Yani en azından durumu alıştıra alıştıra anlatırız. Uygun zamanda, doğru yerde, doğru şekilde anlatırız bir şekilde. Bu konuda yardım edeceğim. Ama gerisi sana ve ilişkinize kalmış. Ay Anya ya, çok teşekkür ederim. Ne kadar hoş bir tablo. Duygusal anlar. Vallahi çok acayip ya. Bulut nasıldı bugün? Buruk. Ama belli etmemeye çalışıyor. Nazlı da gelmişti. Ablam çağırmış yani konuşmak için. Ne konuşacakmış Nazlı'yla? İş teklif etmiş. Nazlı'nın bir işi var. Evet ama Bulut orada ya. Bulut'a baksın istemiş. Bulut'la da Nazlı'nın arası çok iyi biliyorsun. Nazlı ne demiş peki? Düşüneceğim demiş. Kafası karışıktı bayağı. Nazlıcığım, sen uyumadın mı daha? Ne bileyim, uyku tutmadı.
Sizinle konuşsam daha iyi olacak galiba. Tamam, konuşalım. Hayırdır, ne oldu? Demet Hanım, yani Bulut'un halası bugün bana iş teklif etti. Ne alaka ya? Bulut'un yanında olmam için. Ha, o mesele. Ben kadından pek hoşlanmıyorum. Bunu da açıkça belli ettim bugün. Benim işimin çocuk bakmak olmadığını, bunu iş olarak yapmadığımı, sadece Bulut'u çok sevdiğimi ve yanında olmak istediğimi anlattım. Ama bir taraftan da Bulut'u orada bir başına bırakmak içime sinmiyor. Aklım orada kalıyor. Ay çok haklısın Nazlı. Zaten kadınla ilgili böyle hissediyorsan vardır yani gerçeklik payı. Ya ne bileyim şimdi bu kadın Bulut'u görmek için seni kullandı ya. Ben bir gıcık oldum bu kadına. Ayrıca da yani bu yaptığı şeyden sonra onun yanında çalışmayı kabul etsen bile sonra nasıl güveneceksin ki ona? Sen ne düşünüyorsun? Yani sen seviyorsun Bulut'u. Onun yanında olman da güzel olur tabii. Hem Demet Hanım da nüfuzlu birisi. Yani öyle görünüyor. İyi bir patron olur demeye çalışıyorum. Vallahi ben öyle düşünmüyorum Nazlı. Ferit zaten söylemedim mi ben Bulut'u geri alacağım diye? O zaman nasıl döneceksin adamın evine? Olmaz. İş teklif etmişmiş. Yok ya. Yüzsüze bak. Asuman, ablacığım uyan hadi bak sabah oldu. Asuman alarmın çalıyor. Dersin yok mu senin? Sabah bir ders sonra gideceğim. Ya ablacığım öyleyse niye kurdun alarmı? Fır fır ötüyor. Abla ver, ben kaparım onu. Ver onu. Ver onu! Ver! Ya sen niye beni... Kes sesini! Bunlar Demet Hanım'ın mahkemeye verdiği belgeler. Osman ne yaptın sen? Osman ne yaptın sen? Osman neler çeviriyorsun sen? Nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Ne ara çektin o fotoğrafları? Ne ara gittin Demet'le konuştun? Sende hiç utanma yok mu ya? Hiç vicdan yok mu? Nazlıcığım tamam artık olan olmuş. Bundan sonra ne yapacağız onu bir düşünelim. Olan oldu Fatoş. Olan oldu. Ben nasıl bakacağım o çocuğun yüzüne? Zavallı çocuğun başına gelmeye kalmamıştı son darbeyi kardeşim vurdu mu diyeceğim. Bir de utanmadan gitmiş o parayla hediye almış yüzsüz. Sen zavallı bir çocuğun günahına girdin Asuman. Sen bizim başımızı çok büyük belaya soktun. Sana yazıklar olsun. İnanma sen söyleme. Sus! Hala konuşuyorsunuz defol. Yok ortada ben. Defol git gözüm görmesin seni. Gözüm görmesin. Naz, 2 dakika sakinleşir misin? Fatoş. Ben ne yapacağım? Kadın bir de utanmadan bana iş teklif etti. Yılan. Ben ya o cadının altına. Yılan. Bulut için bile giremem o eve ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben nasıl çıkacağım bu işin içinden? Demet de tutmuş Nazlı'ya iş teklif etmiş. Bulut'un yanında olmasını, onlarla çalışmasını istiyor. Ya benim de hoşuma gitmedi bu durum ama Bulut düşünüldüğünde çok da mantıksız değil. Asıl mantıksız olan Bulut'un o evde olması. Demet geçmişte olan hesabını Bulut üzerinden görmeye çalışıyor. Hakan da bizim şirketi ele geçirmek için onu kullanıyor. Küçücük çocuğu oyuncak ettiler. Şerefsizler. Demet de Hakan da bunun hesabını verecek. Ne demek Ferit Aslan'ın şirketiyle anlaştılar? Ne demek? Nasıl anlaşırlar? Neden? Benim niçin şu anda bundan haberim oluyor?
Biz de bilemedik Hakan Bey. Bugün birleşme öncesi bazı prosedürleri halletmek için aradım. Böyle bir cevap verdiler. Biz de şaşkınız. Şaşıramazsın! Sen şaşamazsın! Sen benim çalışanımsın! Sen şaşırmayacaksın! Sen şaşırtacaksın! Senin atılan her adımdan, alınan her nefesten haberim olacak! Ama sana şaşıracağım bir şey söyleyeyim. Defol! Kovuldun! Ama Hakan Bey... Defol! Uğraştığım şey var! Abi, izin verirsen şu beceriksize bir dersini vereyim. Yok yok Bekir, gerek yok. Aslında iyi oldu biliyor musun? Baksana, böylelikle Ferit Aslan'ın sinirlendiğini de öğrenmiş olduk. Sinirlenince yapmayacağı şeyler yapıyor Ferit Aslan. Güzel güzel, güzel çok güzel. Sinirlensin. Ben daha ona neler yapacağım o sinirlensin. Şimdi sana çok güzel bir şey hazırlayacağım bak. Önce şundan sürüyoruz. Şöyle iyice. Reçel koyayım mı üzerine? Reçel sevmem, çikolata sür. Ama olur mu canım öyle şey? Hem çikolata sağlığa zararlı. Bak bu çok güzel bir reçel, organik. Reçel sevmem, çikolata sür. Bence Bulut'un yanaklarına bal sürelim. Amca. İyice bal çocuk gibi ol. Ne yapıyorsun? İyiyim, hoş geldin. Hoş bulduk. Deniz'cim, otursana bir şeyler yersin. Yok ya, ben yedim bir şeyler. Ama belki biraz buradan yiyebilirim. Amca. Çok lezzetli. Çalışmaya başlamadan önce senden bir şans öpücüğü alayım dedim. Çok iyi yaptın. Ben de Nazlı'dan haber bekliyorum. Bakarsın bu öpücük ona da yarar. Hah, iyi insan lafının üzerine demişler. Nazlı arıyor. Alo, Nazlı'cığım. Demet Hanım, ben teklifinizi düşündüm. Kabul etmiyorum. Nazlı ama... Ben kararımı verdim. Sizinle çalışmayacağım. İyi günler. Burada çalışmak istemediğini söyledi. Keyfi bilir canım. Demek Bulut'u o kadar da önemsemiyor. Olur mu canım öyle şey? Bulut, Nazlı seni çok seviyor. Evet çok seviyor. Ben birkaç gün sonra zaten dayımın evine yine geri döneceğim. O bunu zaten biliyordur. O yüzden gelmemişti. Bu insanların yüzüne ben bir daha nasıl bakacağım? Ben nasıl böyle bir duruma düştüm Fatoş? Bu insanlar bana güvendi. Bana güvendi. Benim kardeşim niye böyle biri oldu? Ben nasıl bakacağım bu insanların yüzüne? Çok haklısın Nazlı. Ay bir de Bulut Ferit Bey için o kadar önemli ki. Asuman'ın böyle bir şey yaptığını bir öğrenirse burnundan fitil fitil getirir. Hapse bile tıktırır yani. Gerçi Asuman'a da iyi bir ders olur ama. Asuman benim kardeşim Fatoş. Benim onu korumam lazımdı. O bana emanet. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ferit Bey'e söyleyeceğim. Yok artık. İleride kendi öğrenirse canımızı okur. İlk benden duyması lazım. Benim söylemem lazım. Yarım saat sonra çalıştığımız hukuk bürosundan gelecekler. Konuşalım bakalım, belge oradan sızmış olabilir mi? Deniz mesaj atmış Demet'in yanından. Nazlı Demet'in teklifini kabul etmemiş. Bu kızın kafası da seninki gibi çalışıyor. Hadi yarım saat sonra görüşürüz. Ferit Bey. Bay Nakatani'ye alınacak hediyeye karar vermemiz gerekiyor. İkbal Hanım, şu anda onu hiç düşünemeyeceğim. Siz halledin. Ferit Bey, siz yine de bir baksanız. Nazlı. Merhaba. Biliyor musun, tam zamanında geldim. Ferit Bey, ben... Önemli bir konu hakkında konuşmak için geldim. İkbal Hanım,
Nakata'nın hediyesine Nazlı'yla karar verebilirsiniz. Kendisiyle epeyce zaman geçirdi, fikir verebilir. Ferit Bey, mesele... Siz odama geçin, orada bakın benim kısa bir görüşmem var. Onu halledip hemen geliyorum. Nazmiye Hanım. Oda yukarıda, buyurun. Bildiğim kadarıyla bunların elde yapılanları da var, yani işlemelerinin. Bay Nakatani bir konuşmamızda kılıçlardan hoşlandığından bahsetmişti. Böyle geleneksel bir kama ilgisini çeker. Tamam. Olur. Ben bir asistanlarıma söyleyeyim de bir araştırsınlar. Ferit Bey, bir şey mi oldu? Olmadı. Problem de bu. Çalıştığımız hukuk bürosunun yetkilileriyle konuştuk. Dosyonlardan sızmış olamazmış. Topu bizim hukuk birimine atıyorlar. Bizim hukuk birimi de onlardan sızmayacağını söyleyip topu karşı tarafın hukuk birimine atıyor ama. Evet, tam da bu. Ortada sızdırılmış bir dosya var ve bu dosya sadece bu iki yerde ve benim evimde bulunmuş bir dosya. Benim evimden çalınamayacağına göre ya hukuk bürosunda ya da bizim hukuk birimimizde bir köstebek var. İçlerinden biri çıkar diye de korkup üstünü kapamaya çalışıyorlar. İkbal Hanım, böyle sorarak öğrenemeyeceğiz. Başka bir yöntem bulmamız lazım. Ben bu işi gizlice araştırmanın bir yolunu bulacağım Ferit Bey. Siz merak etmeyin. Lütfen. Bunu kimin yaptığını bir an evvel bulalım ve en ağır şekilde cezalandıralım. O kişinin bunu yaptığına, yapacağına pişman olmasını istiyorum. Siz merak etmeyin. Ya, bu arada biz Nazmiye Hanım'la hediye olayını hallettik. Siz de bakmak ister misiniz? Siz Nazlı'yla baktıysanız tamam. Benim bakmama gerek yok. Özür dilerim Nazlı. Kendi meselelerimle başını şişirdim. Önemli değil. Yani Bulut'un meselesi hepimizin meselesi. Nazlı, teşekkür ederim. Demet'in teklifini kabul etmediğin için. Deniz haber verdi. Bulut'u ziyaret ederken öğrenmiş. Basit bir şeymiş gibi gözükebilir ama bu desteğin benim için gerçekten çok önemli. Demet'e kalmamış olmanı sevindim. Hem Bulut yakında eve geri gelecek. Tekrar birlikte düzenimizi kuracağız. Sen gerçekten çok iyisin. Ben gideyim o zaman, evde çok iş var. Nazlı, hoş geldin. Ne yaptın? Söyledin mi? Söyleyemedim Fatoş. Ne diyecektim? Kardeşim hain. Kusura bakmayın. Ama kardeş, ne yapacaksın? Atsan atılmaz, satsan satılmaz mı diyecektim. Ya bir tarafım diyor ki çık işten. Ama insanlar o kadar güvenirken ben nasıl yarı yolda bırakayım? Ama kalmaya kalksam adam bugün gözümün önünde intikam yemin etti. Ne yapacağım ben Fatoş? Abla, çok özür dilerim. Çok geç Asuman artık özürler için. Sen nasıl bu kadar acımasız oldun ya? Nasıl bu kadar hain oldun? Ne zaman oldun? Ya abla, birisi dayısı, birisi halası zaten. Vergiyi hasır al dedi de kızmıyorsunuz. Ortaya çıkarttım diye bana kızıyorsunuz. Zaten Ferit Bey saklamış bu vergiyi. Bırak artık zenginler kendi dertleriyle uğraşsın. Senin benim gibi sıradan insanlar da kendi dertleriyle. Ay, şu ablara bak. Nasıl duygu sömürüsü yapıyor? Ya Nazlı, Ferit Demet'in ne mal olduğunu bilmesi o belgeleri saklar mı? Hiç. Biliyorum Fatoş. Biliyorum. Ama kafam çok karışık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sen kalbime denk gelen küçücük
Sen kimsin? Ne işin var burada? Asıl sen kimsin? Bak, eğer hemen gidersen kimseye seni gördüğümü söylemem. Eğer Ferit Bey gelir de evine gizlice girdiğini, bir de tuş falan aldığını görürse öldürür seni, yaşatmaz. Ferit Bey benim. Burası benim evim. Hep bu kadar çok konuşmak zorunda mısın? Hayır, sadece açıklama yapmak zorunda bırakılınca. Yemek yapmaya nereden merak sardın? Annem. Annem çok güzel yemek yapardı. Onu izlemek bile keyifliydi. Oh, dayısının bir tanesi. Yakışıklı yeğenim. Ne yapıyorsun? Hı? Gel onunla izleyelim. Biliyor musun? Biz bugün Nazlı ile çok eğlendik. Öyle mi? Bir kez sevdasına ne hallere düştük ya? Yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen. Merhaba. Sizden bahçedeki kedinin sesini duydunuz. Hayır, duymadım. Aa, ondan geldiniz sandım. Bahçede yavru kedi var. Haberiniz var mıydı? Öyle mi? Evet. Siz niye geldiniz o zaman? Ben kedi sesi değil de kapıda sesler duyunca geldim. Ha, tamam. Eğer görürseniz karnı aç, mama verin. Çok ağladı, uyutmadı beni. Belki ben bulurum ama onu sonra. Yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbimi bazen mutluluktan.